Her bir tarafımız ihanet şebekelerinin ihanetleriyle dolduğu taştı. Bu bu öyle incitici bir şey ki şimdi size bir video yayınlayacağım. Hani programın başında söylemiştim, o video hazır. Ömer bir numaralı video. Bu videoyu daha önce izlediniz. Şimdi bir kez daha izleyin ve onun ardından bugünün iz düşümü olan yoruma ne olur çok dikkat edin. Ver Ömer. Şimdi Kemal Bey'in yaptığı şeyi ayakta alkışlamak lazım. Bir kere çok doğru. Yani biz alkışladık diye CHP'li olmayız. CHP'de alkışla biz alkışladık diye başka bir şey olmaz. Doğruya doğru, eğriye eri. Yani bir kere e, söz beyan esastır Levent Bey. Yani beyan diyor ki sözüm sözdür. KHK ile işinden atılan herkesi işine iade edeceğim. Sözüm söz. O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Bu videoda kanun hükmünde kararname yani KHK'lı diye kodlanan FETÖ'cülere dair Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüm söz Cumhurbaşkanı olduğum zaman onların hepsini affedeceğim demesine ilişkin FETÖ'cü pisliklerden Ekrem Dumanlı'nın alkışlıyoruz demesini duydunuz değil mi? Pensilvanya'dan bir FETÖ elebaşısı Ekrem Dumanlı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıları affedeceğim demesini alkışlıyor. Pensilvanya'dan bir alkış duyduk. Doğru muyuz falan? Doğru. Bir de Kandil'den alkış getireyim mi ekrana? Ondan sonra da orkestra şefinden bir bahsedelim. bahsedelim. İki numarayı ver Ömer'ciğim. CHP bunu gördü. Bir yönle gördü. Baktı ki eğer savaş tezkeresine Oy verirse iktidar olma iddiasını sürdüremez. Biz böyle düşünüyoruz. Ya da iyimser yaklaşarak böyle düşünüyoruz. Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yap. İktidar olma rüyasından vazgeç. Eğer hayır evet, evet dersen. Dersin. Ne demek bu ipin benim elimde? Ya ben şunu söyleyeyim. Şimdi bir Pennsylvania'nın alkışı, biri de kandili. Birinin biri kandilin alkışı, biri fetöcüleri serbest bırakacağım dediği için alkış, Öbürü, öbürü de, de savaş gibi. tezkeresine hayır dediği için alkışlıyor. Ve diyor ki biz diyor şimdi onu bir daha izleteceğim iki numaralıyı. Biz diyor gerekli uyarıyı tehdidi yaptık kendisine. Dedik gidiyor iktidar olmak istiyorsan bu tezkereye hayır oyu ver ki o onu Antalya mitinginde de e, HDP eş eş genel başkan Başkanı söyledi. söylemişti. Evet. Şimdi bu tehdit ediyor boyun eğerek hayırlı bir iş yaptı. PKK terör örgütü diyor ki bu tezkere bir savaş tezkeresidir diyor. PKK terör örgütü. Savaş tezkeresidir diyor. bu alçak adamların ağzından barış demokrasi bilmem ne falan Biraz güçlüyorum. önce söylediğim gibi işte. Dolayısıyla bu savaş tezkeresi çok hayırlı olmuştur. Evet çıkması çok hayırlı olmuştur. Ömer bir daha ver iki numarayı. CHP bu, bunu gördü. Bir yönüyle gördü. Baktı ki eğer savaş tezkeresine oy verirse iktidar olma iddiasını sürdüremez. Biz böyle düşünüyoruz. Ya da iyimser yaklaşarak böyle düşünüyoruz. Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yap. Şimdi HDP dediğiniz siyasi parti PKK terör örgütünün siyasi uzantısıdır. CHP ve HDP arasındaki ittifak artık gizlenemeyecek, saklanamayacak boyuta ulaşmıştır. İyi Parti'nin de bu ittifakın bir parçası olduğu herkesin malumudur. Soru şu. Kemal Kılıçdaroğlu PKK terör örgütünün ayakta alkışladığı, aferin dediği bu hayır oyu vermesi sonrasında evet oyu verenlere hangi yüzde hain dedi? Hangi yüzde bu tezkereye evet denilmesini ihanet olarak yorumladı? Ve İyi Parti bundan böyle sokakta ya. kendisine kendisinin karşısına çıkan bu sorulara ne cevap verecek? Ya kimse aklımızda alay etmesin bizim. Safalar vardı. Evet. Şimdi Duran Kalkan'ın yapmış olduğu açıklama, Mustafa Karasu'nun yapmış olduğu açıklama ortada. PKK. FETÖ'nün yapmış olduğu açıklama ortada. Bir de bunları orkestrasyona tabi tutan birileri var. Şimdi bunu söylediğimizde de dalga geçiyorlardı değil mi? Şimdi hepsi ortaya çıkıyor. Zaten malumun ilanıydı. Yani şaşırmadık biz bunların ortaya çıkmasına da. Ben şimdi sizin söylemiş olduğun noktaya getireyim işim. Biz geçen hafta burada aslında konuyu çok net bir şekilde özetledik. Yani bu tezkereyle devlet dışı boyuttaki PKK'nın PKK'ya karşı mücadelenin verilmesi çok önemli. Olmasaydı ne olurdu da biraz önce izah ettik. Şimdi Kemal Bey diyor ki hayır dediği için tezkereye bir şey yapması lazım. Vatansever Cumhuriyet Halk Partisi tabanına konuyu bir şekilde izah etmesi lazım. 2015'te evet demişsin. Aynı ifadeler var. 16 17 18 19 hepsine evet demişsin. Ne oldu sorusunun izahı gerekir. Dedi ki: "Bizim Mehmetçiğimiz ölmesin. Gidecekse oraya başkalarının evlatları gitsin." gibi tamamen popülist söylemlerle konu yaygaraya getirildi. Yetmedi. Dedi ki: "Tam tersi dedi. Mehmetçiği yurt dışına göndermek vatana ihanettir." dedi. Turgay 50 küsur yaşındayım ağzımdan 50 defa hain kelimesi çıkmamıştır. 8 kere, 9 kere yutkunur bu lafı öyle söylerim. Şimdi Kemal Bey bu lafla tezkereye oy verenlere vatana ihanet kapsamına alıp hepsine hain dedi. Çünkü Cumhuriyete ihanet etmiş olurduk dedi. Gerçeği gizlemek için ön almaya çalıştı. Tabii, tabii, Şimdi burada iki boyut var. Bir, bu olayın popülizm ile yaygaraya getirilmesi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Mehmetçik niye ölsün? Niye yurt dışına gönderelim? E düşündüğünde doğru. E o zaman lağvedelim Türk Silahlı Kuvvetleri'ni. Hı? Hiç kimse ölmemiş olur. Hiç kimse şehit olmamış olur. Çok mu memnunuz? Hakurkun dağlarında birazdan görüntülerini izleteceğiz. 2000 metre, metre rakımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin alnı öpülesi evlatlarının canlarını ortaya koyarak vermiş olduğu mücadelede şehit olmaları çok mu bizim mutlu ediyor? Ama ben size bir haber vereyim. Alınan tedbirler 2021 yılında Iğdır'da, Van'da, Hakkari'de bugüne kadar tek şehit vermememizin de kapısını açtı. Hamdolsun. Allah hamdum. nazar değirmesin. Allah ayaklarına taş değirmesin. Neden? Çünkü mücadeleyi sınırların ötesine taşıdın sen artık. Şehitlerimiz yok mu? Var. Sınır ötesinden geliyor. Neden? Çünkü sınır ötesinde verdiğin şehitlerden dolayı bir gece karakol basıldığında o karakoldan 47 askerimizin şehit olduğu haberleri gelmiyor. Halbuki arşiv kayıtlarına baktığımızda Turgay Güler, Kemal Bey'in çok açık beyanatları var. Neden Kuzey'in Irak'tan gelişini kontrol etmiyorsunuz? Bu kadar asker gelirken, bu kadar asker oradayken PKK'nın gelişini niye göremiyorsunuz gibi beyanatları var. Dolayısıyla Bizim askerimiz niye ölsün ki şeklindeki dile getirilen hususlar tamamen popülist bir söyleme dayanmaktadır. Silahlı kuvvetlerin o bölgede vermiş olduğu mücadeleyi tavsatır bu hususlar. Şimdi ikinci boyutu Kemal Bey'in söylemiş olduğu ihanet boyutu. Ben de eğer bu tezkereye evet deseydik cumhuriyete ihanet etmiş olurduk. Şimdi Kemal Bey'in söylediği hiçbir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi üstüne alınmıyordur. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ittifak ilişkisi içinde değiller. İyi Parti'nin bu konuya bir açıklama yapması gerekir. Siz hain misiniz değil misiniz? Ben asla bu soruyu bu programda İyi Parti'ye sormaya edep ederim, haya ederim. Onların vatanperverliğini kendimi tartacak efsafta hiçbir zaman görmem. Neden? Herkes vatanseverdir. Aksi ispat olmadığı sürece. Ama Kemal Bey size tezkereye evet dediğiniz için ihanetle suçluyor. Ve siz bu konuyla ilgili ağzınızdan tek bir kelam dahi çıkmaksızın yolunuza devam ediyorsunuz. Bana şunu deme Turgay Güler. İşte A kanalında bilmem kim buna cevap verdi. Ama aynı zamanda B kanalında da öbürküsü gitti evet. farklı bir konu yaptı. Bu İyi Parti'nin ortaya koyduğu bir taktik size Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinle çıkıp, çıkıp lider seviyesinde olarak, tabii evet. çünkü sana genel başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz bu tezkereye Cumhuriyet'e ihanet etmemek için hayır dedik diyorsa siz de birlikte Millet İttifakı'nın içindeyseniz Meral Hanım'ın milliyetçi olduğunu iddia eden bir partinin genel başkanı olarak Kemal Bey'e ağzının cevabını kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşarak vermesi gerekir. Duydun mu böyle bir şey? Hayır. Duymadınız ama ben mesela söyleyeyim Musavat Dervişoğlu o bunun tutarsız bir şey olduğunu açıkladı. Eyvallah. Çok, çok, da, bir çok da ağır konuştu hatta. Allah da razı olsun. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok bizim ama sürekli olarak İyi Parti bu konularla ilgili hususlar gündeme geldiğinde biri A kanalında biri B kanalında farklı konuları savunup Meral Akşener hanımefendi de adeta lal olmuş bir şekilde ağzından tek kelam etmeyerek konuyu saptıracak farklı mahvillere taşıyarak geçiştiriyorlar. Bu hususun artık taşıyarak farklı noktalarda farklı söylemlerle geçiştirilecek bir yanı kalmamıştır. Çünkü zorlayıcı bir siyaset ortaya koymuştur bu tezkere. Bu zorlayıcı siyasetin sonucunda sınırlarımızın ötesinde kanıyla ve canıyla mücadele eden Mehmetçiğin geri çekilmesi gibi bir tehlike söz konusu olmuştur. Ama bu üç partinin Allah onların hepsinden ben kendi fikriyatım açısından söylüyorum razı olsun. Bir parantez açalım. Durmuş Yılmaz da iyi Parti'de Durmuş Yılmaz da Kandil'in özgü şey övgü ve e, övgüsüne masar olmuştur. O niye? Hayro'yu verdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.